Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kentsel dönüşüm kavramını ele alacağız. Bu kavramı iyice betimleyip neyin ne olduğunu sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Az önce görüntülerde de gördüğünüz gibi arkadaşlar, ülkemizin her yanında bir kentsel dönüşüm atağı başlamıştır. Sanki halkımıza kentsel dönüşüm illa lazımmış, gerekliymiş gibi de dayatılmaktadır. Tabi bunun için ilk önce kentsel çöküntü alanları söylemiyle yöneticiler karşımıza çıktılar. Onlara göre kentsel çöküntü neydi? Bir an önce yenilenmesi gereken, depreme dayanıksız, harap, bitap ve modernliğe yakışmayan binalar ve yapılardı. Yani özetleyecek olursak, bizim yaşadığımız alanları, müstakil evlerimizi, küçük konutlarımızı kentsel çöküntü söylemiyle yıkıma gerekli alanlar haline getirdiler. Yani bunu sorunsallaştırdılar. Burada tabii hemen ünlü sosyolog ve düşünür Michel Foucault'un sözüne kulak vermemiz lazım. O sorunsallaştırma kavramını şöyle açıklıyordu: İnsanların belli varlık veya davranış biçimleri tarihin belirli anlarında sorun olarak kabul edilip bazı söylemsel pratikler ile söylemsel olmayan pratiklerin nesnesi haline getirilir. Buna sorunsallaştırma denir diyordu Foucault. Gerçekten de öyle, bir şeyleri sorun haline getirmek bizler için hiç zor değildir. Asıl önemli olan neden sorun haline getirildiğidir. Yani bunun arkasında yatan düşüncedir. İşte şehirlerimizi değiştirmek isteyenler, bizim oturduğumuz yerleri değiştirmek yerine başka binalar yapmak isteyenler neden bunu sorunsallaştırıyorlar? Bunun cevabını bulmak lazım. Az önce de dediğimiz gibi buna cevaben iki şeyi öne sürüyorlardı kentsel dönüşümü savunanlar. Birincisi, modern şehirler kurmak amacıyla, yani daha güzel, daha şık, daha Avrupa'ya yakın, medeniyete yakın şehirler. İkincisi ise bu kentsel alanlarda depreme dayanıksız çok bina olduğu, onların yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı, güvenli binalar ve apartmanlar inşa etmek istediklerini söylediler. Tabii ki dediğimiz gibi bu onların savunusuydu. Acaba gerçekte niyetleri bu muydu? Bizim ulaşmak istediğimiz cevap da budur arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte 5 soru soracağız ve bu 5 soruya vereceğimiz cevaplarla ülkemizdeki kentsel dönüşüm gerçeğini ortaya çıkaracağız. İlk sorumuzla başlayalım. Kentsel dönüşüm nedir? 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna göre kentsel dönüşüm, deprem açısından riskli bölgelerin tespit edilip mevcut konutların yıkılmaları ve yerlerine depreme dayanıklı konutların yapılması projesidir. Kentsel dönüşüm projesi, kentsel gelişme için yapılan bir projedir. Toplumun sosyoekonomik durumu göz önüne alınarak yapılar yapılmasını hedefler. Sorunlu yerlerin yıkılıp daha sağlıklı yapılar yapılarak yaşam alanlarında yeşil çevreye özen gösterir. Özetle, kentin dokusunu bozmadan yenileme projesidir. Bu açıklamaya göre arkadaşlar, kentsel dönüşüm şu 4 şeyi hedeflemektedir. Yani ikinci sorumuzda kentsel dönüşümün amacına dair olacak: kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırmak, deprem riskine karşı savunmasız binalardan kurtulmak, miadını doldurmuş yapıları temizlemek ve daha çok yeşil alan yaratabilmektir. Kentsel dönüşümün ne olduğunu ve amaçlarını böylece anlattıktan sonra şimdi ülkemizdeki duruma gelelim. Bakalım, böyle söylendiği gibi kentsel dönüşüm ve kentleşme var mı ülkemizde? Haziran 2011'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu arkadaşlar. Bu bakanlık önümüzdeki 20 sene içerisinde Türkiye'nin hemen hemen yarısının yıkılması ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bunun için 2012 Mayıs ayında 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasını çıkardı. Bu yasayı çıkartmaktaki asıl nedenlerinin ise yasanın isminden de anlaşılacağı üzere afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi gereğiydi. Yani amaç güya halkı depremden korumak. Bunun için depreme dayanıklı olmayan binalarını yıkıp yerine dayanıklı olanları yapmaktı. Burada asıl tuhaf olan şey tabii ki depreme dayanıklı binaların yapılması değildir arkadaşlar. 2 katlı, 3 katlı binaların yıkılıp yerine 15, 20, 25 katlı binaların yapılmasıdır. 1999 depremi ve daha önceki depremler göstermiştir ki insanları öldüren deprem değil, ağırlıktır arkadaşlar. Binaların ağırlığıdır. Dayanıksız binalar çok katlı beton yığınları şeklinde olunca depremlerde can kaybına neden olmaktadırlar. Tabii burada insan şu soruyu sormadan edemiyor: İnsanları bir katlı, iki katlı, üç katlı gecekondularından ve evlerinden koparanlar
bu yeni yaptıkları 20-25 katlı binalarda can güvenliğini nasıl garanti edebilmektedirler? Çünkü ülkemiz bu binaların dayanıklılığını ölçebileceğimiz büyük bir depremde yaşamamıştır. Tabii ki gönlümüzden geçen hiç yaşamamasıdır ama Türkiye deprem kuşağında bir ülkedir arkadaşlar. Ülkemiz 3 ana fay hattı, Doğu, Batı ve Kuzey Anadolu fay hatları ve yaklaşık 400 tali fay kırığının bulunduğu bir depremler kuşağında yer almaktadır. Türkiye, Japonya ve İran'dan sonra dünyada en çok deprem olan 3. ülkedir. Ülkemizde 1900 ve 2005 yılları arasında 105 yıllık bir dönemde 4 ve üzeri büyüklüklerde 8360 deprem meydana gelmiştir. Bu verdiğimiz istatistik ve rakamlar da arkadaşlar konunun önemini ve vehametini arttırmaktadır. Ki bu 8360 depreminde 31 tanesi 7'nin üzerinde büyüklükte depremlerdir arkadaşlar. Yani tehlikeli sınıftadırlar. İşte çelişkinin olduğu yerde tam burasıdır. Türkiye böylesine yüksek frekanslı depremlerin olduğu bir yerken kentsel dönüşüm adı altında hem çok katlı hem de betonarme binalar yapmanın mantığı nedir? Yani amacımız insanları depremden korumak ise eğer az katlı betonarme değil de ahşaptan veya daha hafif malzemeden evler yapabiliriz, binalar yapabiliriz. Ki bunun örnekleri Avrupa ülkelerinde de Amerika'da da mevcuttur arkadaşlar. Bu evler hem ahşaptan olup hem de dayanıklıdırlar. Böylece insanları depreme karşı en iyi şekilde koruyorlar. Diğer bir olumlu yanı ise ahşabın karbon gazını tutmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Böylece çevre kirliliğini de azaltmaya yardımcı olmaktadırlar. Yani yüksek katlı ve beton kargir binalar yapmanın hiçbir mantığı ve hiçbir getirisi yoktur ülkemiz için. Kentsel dönüşümü savunanların başka bir söylemi de modernlik söylemiydi. Yani yapılan, yıkılan binaların yerine daha modern, daha şık, batıdaki yapılara benzer binalar yapma ve evler yapma düşüncesiydi. Tabi bunun da bir kandırmacı olduğunu anlıyoruz. Çünkü Avrupa'da da Amerika'da da artık apartmanlar inşa edilmemektedir arkadaşlar. En son 60'lı 70'li yıllarda apartman inşa etmişler ve onları yıkıp yerlerine halkın da reyini alarak müstakil bahçeli evler yapmaya başlamışlardır. Çünkü betonun zararlarını onlar da keşfettiler. Şimdi isterseniz bu modernlik kavramını açalım. Bir kere arkadaşlar söylemle veya binayla modernlik olmaz. Hele hele de ışıklı panolarla ya da maketlerle insanlara gösterilen lüks sitelerle hiç modern olunmaz. Aslında burada yapılan insanlara sahip oldukları ya da olacakları nesneler veya evler üzerinden dönüşecekleri ya da dönüştürüleceklerinin bilinçaltına işlenmesidir. Burada bir pazarlama stratejisi de var arkadaşlar. Bunu gözden kaçırmamak lazım. İçinde her türlü tesisin ve eğlence yerinin olduğu bu site alanları bol yeşil alanla çevrili harika yerler olarak gösterilir. Halbuki hiçbir zaman öyle değildir. En iyi yerlerde bile söyledikleri ya da gösterdikleri kadar yeşil alan yoktur. Gerçekte olan görüntülerde gördüğünüz gibi yeşillikle hiç alakası olmayan, hiçbir şekilde yeşil alan barındırmayan dip dibe apartmanlardır arkadaşlar. Sabah uyanıp pencerenizi açtığınız zaman karşınızda masmavi bir gökyüzü ve ormanlarla kaplı bir manzara değil, karşı komşunuzun bir penceresi ya da balkonu vardır. Yani betona karşılık yine başka bir beton vardır. Bizlere vaat edilen o yeşil alanlı masmavi gökyüzünün olduğu ve içinde havuzlar dair lüks tesislerin olduğu o lüks siteler alt ve orta gelirli insanlar için değil, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki zengin müşterileri için yapılmaktadır. Kentsel dönüşümü savunanlar bizleri az katlı bahçeli evlerimizden alıkoyarken 25 katlı bir bloğa taşınınca daha modern, daha rahat, daha huzurlu, bütün dertlerimizin biteceği bir hayat vaat ederler. Acaba gerçekten de öyle midir? Yani o 20-25 katlı binalara taşınınca biz bütün dertlerimizden kurtulacak ve modernleşecek miyizdir? Öve öve bitirilemeyen o yüksek katlı binalara geçince müşterek hayatın zorluklarıyla karşılaşmaya başlarız arkadaşlar. Bir kere ilk önce hiç alışık olmadığımız şekilde aidat ödemeye başlarız. Tabi bu bizim zorumuza gider, neden her ay bu parayı veriyoruz diye. Daha sonra bir bakarsınız su deposu ya da asansör masrafı çıkmaya başlar. Daha sonra boya masrafı çıkar. Üstü üstüne bir sürü masraf sizleri beklemektedir. Bir süre sonra anlarsınız ki oturduğunuz yeri değiştirince, hele hele de müstakil evden çıkıp 20-25 katlı bir binaya geçince bütün dertleriniz bitmemektedir. Dertlerin yerine yenileri gelmektedir arkadaşlar.
Kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümle birlikte vurgulanan modernlik söylemiyle ilgili şimdilik bu kadar anlatmış olalım. Tekrar döneceğiz videomuzun sonunda. Üçüncü sorumuza geçelim. Ülkemizde kentsel dönüşüm nasıl gerçekleştirilir? İlk önce Belediye İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak arşivden binaya ait mevcut projeler temin edilir. İkinci olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilen kuruluşa Tapu ile deprem risk raporu almak için başvuruda bulunur. Kuruluş bina için deprem risk raporu hazırlar. Dördüncü olarak deprem risk raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne en geç 2 gün içinde bir üst yazı ile sunulur. Eski binanın yıkılması ve yeni binanın yapımı için bakanlık kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilir. Sonra binanın 60 gün içerisinde yenilenmesi gerektiğinde ortak malikler bir protokol imzalar ve bu protokol Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile sunulur. Binanın yıkımı ve yapımı esnasında maddi durumu yeterli olmayan kat malikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile kira yardımında bulunur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik lisansına sahip müteahhit şirketleriyle anlaşılır ve inşaat yaptırılır. Son olarak ise yapılan bina sonrasında bağlı bulunan belediyeden tapular alınır. Evet arkadaşlar, kentsel dönüşümün prosedürü aynen bu şekilde. 33 ilde aynı anda başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında öncelikli olarak yıkımlar şu illerde başladı: Adana, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van. Bu illeri saydıktan sonra Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamaları nasıl? O soruyu soralım. Kentsel dönüşümde arkadaşlar Türkiye'de insanlarımız devletin elini eteğini çekip simsar müteahhitlerle karşı karşıya kaldığı bir süreçtir. Bu gerçeği devleti yönetenler de çok yakın bir zamanda beyan etmişlerdir. Mesela müteahhitler vatandaşları bir 3'te 2 oran yalanıyla kandırmaktadırlar. Kentsel dönüşüm deprem riski altındaki alanların yenilenmesine odaklanırken rant peşindeki bazı müteahhitler vatandaşı çoğunluk oyunuyla kandırmaya çalışır. Dönüşüm simsarları riskli alan ilan edilmemiş ya da risk raporu almamış yapılarda 3'te 2 çoğunluk şartını öne sürmektedirler. Ancak riski olmayan binalarda 3'te 2 çoğunluk değil, oy birliği şartı geçerlidir. 3'te 2 oran yalanıyla hak sahiplerini kandıran müteahhitler, hak sahipleriyle anlaşma yapıp sözleşmelere de anlaşmalardan vazgeçmek isteyenlerin bir bedel ödemesine ilişkin madde koydurmaktadırlar. Böylece dönen oyunu fark eden hak sahipleri vazgeçmesin diye böyle bir şartla onları bağlamaktadırlar. Avukatlar ise bu konuda şöyle söylemektedirler: gerek yasa gerekse yeni yayınlanan yönetmelikte çok açık bir şekilde belirtildiği üzere riskli yapı tespiti yapılıp kesinleşmeyen, yıkım yapılmayan ve kat maliklerince toplantısı yıkım sonrasında gerçekleştirilmeyen bir taşınmazda yapılacak tüm sözleşmeler hukuki olarak geçerli olmayacaktır. Hukuki olarak tehdit ve zorlama içeren bu sözleşmelere maruz kalan vatandaşlarımızın hem bu sözleşmelerin iptalini isteme hem de cezai olarak bu sözleşmeleri imzalattırma zorlamasında olanlara karşı savcılıklara başvurma hakları vardır. Bazı müteahhitler ise bir apartmana geliyor, bir şekilde o apartmanda ya daire alıyor ya da daha önceden dairesi var veya bir şekilde bir yönetici vasıtasıyla o apartmana giriyor. Daha sonra binaya yerleşen müteahhit 3'te 2 çoğunluğu bulmak için tehditler savurup yalanlar söylüyor. Bu yöntemlerle 3'te 2 çoğunluğu elde eden müteahhit apartmandaki hak sahiplerine "Binanızı yıktıracağım, bir an önce benimle anlaşmazsanız burası yıkılır, siz de açıkta kalırsınız" diye tehdit ediyor. Dolayısıyla da genelde yaşlı ya da hukuktan çok anlamayan insanlarımız maalesef bu müteahhidin tuzağına düşüyorlar. Devamında ise müteahhit 3'te 2'yi bulduğu takdirde isyan eden veya itiraz eden 3'te 1'e de aynı hukuki tehdidi yapıyor. Ama bu sefer 3'te 2'yi ele geçirmiş bulunduğu için daha da güçlü oluyor. Bu durumda 3'te 1'e "sizin payınızı açık arttırma ile satacağım. Kanunda böyle bir madde var. Benimle anlaşın. Anlaşmazsanız sonunuz bu şekilde olur" diye bir tehdit savuruyor. Yürürlükteki 6306 sayılı yasanın
en sıkıntılı yönü de bu 3'te 2 çoğunluk meselesi. Deprem bölgelerinde 3'te 2 çoğunlukla karar alınabilirken deprem riski olmayan binalarda 3'te 2 değil, oy birliği şartıyla değişim ve yıkım yapılabilir. Ancak dediğimiz gibi arkadaşlar, müteahhitler bu durumu olabildiğince kötü ve sinsi bir şekilde kullanmaktadırlar. Yine Adana'da gördüğüm müteahhitlerin ve inşaat şirketlerinin çok kullandığı bir yöntem var. Mesela müstakil ev sahiplerine geliyorlar tek tek, ayrı ayrı görüşme yapıyorlar, hep birlikte değil. İşte hepsine diyorlar ki senin bütün komşuların kabul etti, bir tek sen kaldın. Sen de kabul et, olsun bu iş, sana bir daire verelim. Tabi burada bir yalan var, yani diğerlerini daha ikna etmedi. Ancak konuştuğu kişiyi ikna etmek için diğerleri kabul etti, bir tek sen kaldın diyerek ona baskı uyguluyor. Diğer önemli bir yönü ise oturulan gayrimülkün metrekaresinin hesaplanmasında. Şimdi normalde hak sahibi 200 metrekare arsanın üzerine 3 katlı evde oturuyor. İşte kendi oturuyor, oğlu oturuyor veya bir katında kiraya veriyor. Ancak müteahhit gelip diyor ki ben sana 3 daire veremem. Bunun yerine ben sana 2 tane 2 artı 1 verebilirim. Hatta üstüne de borçlanırsın diyor. Tabii ki burada da bir oyun yapıyor hak sahibine karşı. Diğerlerini ikna ettim. Oy çokluğu bizde. Senin bu arsanı daha az bir değerle satın alırım. Sana 2 daire de değil 1 daire veririm. Yaptığınla kalırsın diyor. Zaten devletin de hiçbir şekilde vatandaşına sahip çıkmadığı bu süreçte vatandaş da mecburen müteahhidin koşullarını kabul etmek zorunda kalıyor. Böylece 3 katlı evinden ve bahçesinden oluyor varsa bunun yerine 2 tane daire alabiliyor. Tabi işin diğer bir yönünde bence çok önemli bir yön. İşte diyelim ki o 3 kattan birinde kiracı oturuyor ise kiracının hiçbir söz söyleme hakkı yok yasaya göre. En fazla o da insafa gelinerek verilirse 2 aylık bir mühlet verilerek evi boşaltması söyleniyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar, evi barkı olmayan bu işten en zararlı çıkanlar. Varsa küçücük bir bahçesinden, hayvanlarından, komşusundan, her şeyinden oluyor bu insanlar. Müteahhitlerin dayatması, zorlaması ve oyunları ile maalesef yaşamlarından, hayatlarından bir şekilde koparılıp bu beton yığınlarına mahkum ediliyorlar. Bir de işin ekonomi ayağı var. Şimdi evini vererek yeni daire alanların önemli bir kısmı borçlanıyor arkadaşlar. Nereye? Tabii ki bankalara. Ömrünün kalan kısmında da yine bankaları borçlu olarak hayatını zorlukla geçiriyor vatandaş. Müteahhit arsa ve hak sahiplerine daire ya da para karşılığında haklarını verdikten sonra işte kalan daireleri de kar amacıyla satıyor. Kimlere satıyor? Tabii ki ev hayaliyle tutuşanlara. Onlar da bankalara 10 yıl, 7 yıl, 5 yıl borçlu hale geliyorlar. Tabii burada çift bir borçlanma söz konusu. Hem daire sahibi olmak için hem de modern bir tüketici olmak için toplu konuta geçmeye paralel olarak yeni bir hayat tarzına geçiş meydana geliyor. Hayal edilen yeni nesiller de aynı zamanda bankalara borçlu hale geliyorlar. Bu anlatımlardan sonra arkadaşlar en can alıcı sorumuzu sormanın vakti gelmiştir. Son sorumuz şu: kenti üretmek kimin hakkıdır? Hükümetin mi, yerel yöneticilerin mi, yoksa inşaat firmalarının ya da müteahhitlerin mi? Kimin hakkıdır kenti yeniden dönüştürmek ya da değiştirmek? Tabii ki bunların hiçbirinin esasında böyle bir hakkı yoktur. Onlar hepsi güçlerini halktan alırlar. Yani kenti değiştirme hakkına sahip olan halktır, vatandaştır arkadaşlar. Henry Lefebvre'nin deyimiyle kenti üretenler bir yapıt ya da eser olarak kenti kendi deneyimleriyle şekillendirenlerdir. Kentsel alan üzerinde yaşayanların gündelik deneyimleri tarafından her gün yeniden kurulur kent. Kenti üretmek, kenti her gün çalışarak, evde kalarak, komşuya çıkarak, sokakta gezerek, karanlıkta yürüyerek, işe giderek, eylem yaparak, koşarak, arabaya binerek ve burada sayamayacağımız kadar çok birçok şey yaparak, eğleyerek kentsel alanı yaratmak anlamına gelir. Yani kenti üretenlerin o kentte yaşayan herkes olduğunu ve kenti üretmenin ve kentin üretilmesine katılmanın o kentte yaşayan herkesin hakkı olduğunu kabul ederek kentsel dönüşüm olgusunu tartışabiliriz. Sıradan insanların oluşturduğu geniş kitleler kendi hayatları üzerinde ne kadar söz sahibi olursa o kadar demokratik bir çerçeve olduğunu kabul edebiliriz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projeleri tıpkı kent hakkında alınan diğer kararlar gibi o kentte yaşayanlarla birlikte alınmalıdır. Eğer bu yapılmazsa kenti üretme hakkı veya kentin nasıl üretileceğine ilişkin söz söyleme hakkı kentte yaşayanların elinden alınmış olur. Bir şey değiştirilecekse bile ancak orada yaşayanlarla birlikte değiştirilmelidir.
onlarsız ya da onların haberi olmadan değil, ülkeyi ya da yaşadığımız kentleri yönetme hakkı tabii ki seçtiğimiz yöneticiler vasıtasıyla olmaktadır. Ancak hayati kararlarda hem ülkeyi yönetenler hem de yerel yöneticiler halkın görüşlerini almalıdırlar. Bunun birçok yolu var. Referandum ve anket bunlardan sadece en bilinen iki tanesidir. Yöneticiler bu ikisini kullanarak kentsel dönüşüm planlayabilir, halkın da katılımını sağlayabilirler. Bugün hem Amerika'da hem Avrupa'da bunun örnekleri mevcuttur arkadaşlar. Kentsel dönüşüm adı altında yapılan bu apartmanlar hak ihlali de yapmaktadırlar arkadaşlar. İlk önce çepeçevre kuşattıkları müstakil evlere karşı bu hak ihlalini gerçekleştirirler. Daha sonra dar alanlarda yapılan apartmanlar o apartmanlarda oturanların güneşini ve rüzgarını kesmeye başlar. Bundan yüzyıllar evvel bu hakka özellikle riayet eden Osmanlı toplumu şunu kendisine düstur edinmişti. Yeni yapılacak bir ev komşu evlerin rüzgarını, güneşini kesemez, manzarasını kapatamaz. Komşu hakkı en önemli kul hakkıdır diyorlardı. Maalesef o kadar ince düşünen bir toplum olmaktan bugünlere hiçbir şekilde hiçbir mahremiyete ve hakka saygı duymayan bir toplum durumuna geldik. Umarım bilinçlenir ve kaybettiğimiz bütün maddi manevi değerlerimize tekrar sahip çıkarız. Her zaman dediğim çok güzel bir sözle çalışmamı bitiriyorum arkadaşlar. Bahçesiz ev, sokaksız mahalle olmaz. Sağlıcakla ve felsefeyle kalınız dostlar.